birimleri diyelim ve doların geleceğine ilişkin şimdi yatırım olarak bakılıyor. Çünkü dolar geleceğine ilişkin öngörüleri de Kapalı Çarşı'dan Volkan Kuğucuk'tan alacağız. Volkan Bey merhabalar, teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi son zamanlardaki düşüşle daha fazla ilgileniyoruz. Hikaye çok geriye almadan ama siz yorum yaparken tabii ekleyebilirsiniz ama ne diyorsunuz, bu düşüşün devamı daha var mı? Neden düşüyor dolar? Merhabalar Gökay Bey, iyi yayınlar diliyorum. Biz dolara baktığımızda aslında sene başından beri aldığımızda, 2017'nin başından beri aldığımızda sizler de tabloyla zaten çok güzel ifade ettiniz. Dolardaki yukarı yönlü hareket, özellikle dolar TL'nin 3.5'tan sonraki olan o 3.90'lara 94'lere kadar olan hareketini birazcık daha sanki piyasalar mantıksız taşkınlık olarak değerlendirdi ve hızlı bir geri çekilme hareketinin geldiğini gördük ki burada asıl önemli olan Merkez Bankası'nın direkt olarak piyasalara müdahalesiydi. Yerinde yapmış olduğu açıklamalarla ve uygulamalarla birlikte dolar TL'deki gerileme eğiliminin devam ettiğini gördük. Aslında Şubat ayında birazcık daha TL'nin diğer rakiplerine karşı daha önde kaldığını görüyoruz. Burada %4'ün üzerinde bir TL'de bir değer kazancı görmekle birlikte borsa tarafındaki o yukarı yönlü hareketinde birazcık daha hızlandığını gördük. Tabii ki etkisi, Trump etkisini sayabiliriz, FED etkisini sayabiliriz, hepsini başlıklar halinde değerlendirebiliriz ama asıl burada hikaye FED ve FED sonrası gelişmekte olan piyasalara yönelen fon akımından ortaya çıkıyor, sonucuna ulaşabiliriz. Çünkü FED sonrasında özellikle Yellen'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Daha önce faizi geciktirmek bizim için çok mantıklı değil, mantıksız gibi duruyor demesine karşın gelişmekte olan piyasalarda yükselişler devam ediyordu. Para birimleri değer kazanmaya devam ediyordu. Şu an itibariyle bundan sonrası için Mart ayında bir faiz artışı yok. Bundan sonrası için şöyle söyleyebiliriz. 3.58 seviyesine doğru bir geri çekilmeyi yaşadık. 3.58'in altında teknik grafiklerin bize ifade ettiği 3.50-3.48 bandına kadar geri çekilme ihtimalini şu anda konuşabiliriz. Sadece burada dolar TL'de şuna dikkat etmek gerekiyor. Olası tepki yükseliş yerinde eğer global anlamda dolar endeksi yeniden 102 seviyesinin üzerinde kalmaya başlarsa muhtemelen bu içeride dolar TL'yi tedirgin edecektir. Bu noktada 3.64'ün üzerinde fiyatlama olup olmayacağına bakacağız. Eğer 3.64'ün üzerinde bir fiyatlama olursa yeniden yukarı yönlü bir hamle ihtimalini konuşabiliriz. Ama bu durum olmadıkça ve 3.58-3.60 bandının altında kalıcı olan fiyat hareketlerinde 3.48-3.50 seviyesine kadar dolar TL'deki geri çekilmeyi konuşabiliriz Gökay Bey. Volkan Kuğucuk, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir ara özellikle